Merhabalar arkadaşlar. Bugün madde kullanımı davalarında, uyuşturucu davalarında en çok merak edilen sorulardan biri uyuşturucu suçlarında cezaevi yatar durumlarını, pratikte yatar durumlarını net bir şekilde inceleyeceğiz. Bu durumları istinaden gördüğümüz, yaşadığımız, incelediğimiz ve hesapladığımız belirli konuları pratik konulara ilişkilendirerek pratik hayatta gördüğümüz durumlara istinaden merak edilen soruları net bir şekilde cevaplayacağız. Bugün cezaevi madde kullanımı uyuşturucu davalarında cezaevi yatar durumunu net bir şekilde inceleyeceğiz. Uyuşturucu suçları, uyuşturucu madde kullanma suçu ve uyuşturucu madde ticareti suçu olarak ikiye ayrılıyor. Uyuşturucu madde kullanma suçlarında cezaevinde yatar durumları nadir gördüğümüz durumlar. Uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanan bir kişi soruşturma evresinde, daha öncesinde uyuşturucu kullanma suçundan teleme süresine tabi değilse, herhangi bir denetimli serbestlik süresine tabi değilse, uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanan kişi hakkında 5 yıllık erteleme kararı veriliyor. Bu 5 yıllık erteleme kararıyla birlikte en az 1 yıllık denetimli serbestlik veriliyor. Bu denetimli serbestlik durumu savcılık tarafından en fazla 3'er ay, 3'er ay, 3'er ay, 3'er ay şeklinde arttırılabilme durumu var. Maksimum denetimli serbestlik durumu 2 yıldır. Bu 5 yıllık erteleme süresi içerisinde tekrardan uyuşturucu madde erteleme süresine tabi olan kişi uyuşturucu madde kullanmazsa ve savcılığın belirttiği gerekliliklere uyarsa, gerekli özel hayata katılma durumu, bu suç fiilinden uzak durma durumu alakalı sağlık kuruluşuna yatması gerekiyorsa, bu gereklilikleri de yerine getirirse, bu maddeyi kullanmazsa hakkında herhangi bir cezai hükmedilmez. Erteleme verilen, hakkında kamu davasının ertelenmesi kararı verilen şüphelinin oradaki soruşturma dosyası takipsizlik kapanır. Bu 5 yıllık süre içerisinde bu gereklileri yerine getirirse, bu gereklilikleri yerine getirmezse net bir şekilde hakkında derdest olan soruşturma dosyasının ek olarak bir soruşturma numarası, bir soruşturma dosyası açılmaz. Buna istinaden o derdest olan soruşturma dosyası tekrardan açılır. Savcılık uyuşturucu madde kullanma suçundan bu kişi 5 yıllık erteleme süresi içerisinde tekrardan uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçundan yakalanırsa bu sefer hakkında tekrardan 5 yıllık erteleme kararı verilmez. Bu 5 yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini ihlal ettiği için erteleme verilen soruşturma dosyası tekrardan açılır. Savcılık uyuşturucu madde kullanmak suçundan iddianamesini hazırlar. İddianameyi yetkili Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderir. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerekli yargılamalar yapılır. Tekrardan uyuşturucu madde kullandığı sabit görülen sanık Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu kullanmak suçunun alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 5 yıl olduğu için orada ihlal durumu varsa mahkeme heyetinin Asliye Ceza Mahkemesi olduğu için tek bir hakim ve tek bir savcı var. Oradaki tutumu müsbetse ve durumu da ihlal durumlarını belirtiyorsa alt sınırdan cezalandırılma durumu var. Alt sınırdan cezalandırılırsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan alt sınırı 2 yıl ceza alır. Alt sınırı 2 yıl ceza aldıktan sonra mahkemede müsbet tutumu varsa 6'da 1 oranında indirim yapılır. 6'da 1 oranında indirim yapıldıktan sonra ceza 1 yıl 8 aya düşer. 1 yıl 8 aya düştükten sonra kişinin adli sicil kaydı temiz ise, yani daha önce herhangi bir suça karışmadıysa veyahut adli sicil kaydında herhangi bir suç kaydı yoksa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Hakkında hükmün açıklanmasının kararı verilirse hakkında verilen bu 1 yıllık 8 aylık ceza uygulanmaz. Adli sicil kaydına da işlenmez geçici olarak. Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık karar kesinleştikten sonra bu 5 yıllık süre içerisinde herhangi bir suça karışmazsa o aldığı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 1 yıl 8 aylık ceza veyahut HAGP kararı adli sicil kaydına işlemez. Bu durum önemlidir. Bu uyuşturucu madde kullanma suçu olduğu için cezaevinde yatar durumları çok fazla olmuyor. Cezaevinde yatar durumu şu şekilde olabilir. Daha önceden uyuşturucu madde kullanmak suçundan cezaevine girecek sanık durumu şu şekilde olabilir. Kişi uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay ceza alır veyahut daha üst sınırda bir ceza alır. Bu cezayı aldıktan sonraki 5 yıl hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir. Karar verildikten 5 yıl içerisinde tekrardan uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanırsa, tekrardan 1 yıl 8 ay veyahut 2 yılın üzerinde bir ceza alırsa bu cezalar
önceden aldığı 1 yıl 8 aylık ceza toplanır. Ondan sonrasında tekrardan 1 yıl 8 ay ceza alırsa veyahut buna benzer daha fazla ceza alırsa bu cezalar toplanır. Bu cezalar toplandıktan sonra insanın tutuksuz yargılanma durumu ortaya çıkmaz. Cezaevine girmesi gerekir. Bu suçlarda kapalı yatar durumu uyuşturucu madde suçları katalog suç durumuna girdiği için cezaevinde yatar durumu meydana geliyor. Bu suçları topladığımızda bir yerden 1 yıl 8 ay aldı. Diğer tekrardan 5 yıl içerisinde suçu tekrardan işledi. Tekrardan işledikten sonra oradan 1 yıl 8 ay veya 2 yıl aldı diyelim. Bu suçları topladık. Toplam oradan da 2 yıl aldı diyelim. 3 yıl 8 ay toplam ceza ortaya çıktı. Bu 3 yıl 8 ayın yatarı bu suç 10 yıldan daha az bir suç olduğu için uyuşturucu kullanma suçundan toplam 3 yıl 8 ay aldığını farz edelim. Cezaevinde yatar süresi 10 yıldan düşük olduğu için ve 5 yıldan düşük olduğu için kapalı cezaevinde yatma durumu 1 ay oluyor. 1 aydan sonrasında açık cezaevine sevk edilme durumu meydana geliyor. Şu an izinler devam ettiği için hani bu süreç içerisinde daha çok pratikte yaşadığımız durumlar bir aydan ziyade kişiye verilen ceza 10 yıldan az olduğu için kapalı cezaevinde bir ay yatma durumu oluyor. Bir ay yatma durumundan sonra açık cezaevine sevk edilme durumu oluyor. Orada da 1 yıllık denetimli serbestlik süresi bitene kadar kalan süre durumunun bitene kadar açık cezaevinde kalma durumu meydana geliyor. Ondan sonrasında izinler devam ediyorsa salıverilme durumu meydana geliyor. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Uyuşturucu kullanma suçundan çoğunlukla tekrardan hani bu durumlar mükerrirlere özgü suç 5 yıl içerisinde tekrardan işlenmediğinde uyuşturucu madde kullanma suçundan içeri girme durumu çok fazla rastladığımız durumlar değildir. Bunun şu konunun altını çiziyorum. Bu suç tipi 5 yıllık denetim süresi içerisinde işlenmediği sürece. Uyuşturucu kullanma suçları bu şekilde. Önemli olan uyuşturucu ticareti suçları. Uyuşturucu ticareti suçlarında Türk Ceza Kanunu 188. maddesine giriyor. 188. maddesinin 1. fıkrasında uyuşturucu imal, ithal, ihraç durumlarının alt sınırı zaten 20 yıl. Üst sınırı 30 yıl. Lakin TCK 188.3 uyuşturucu madde ticareti suçunda ve TCK 188.4, TCK 188.3 ve 4 uyuşturucu ticareti suçlarında bu suçların alt sınırı 10 yıl. Lakin sentetik madde uyuşturucu ticaretlerinde metamfetamin, eroin, kokain, bozmorfin buna benzer türev maddelerde içerisinde 6 madde bulunan uyuşturucu maddelerde ceza oranı yara oranı da arttırılıyor. Veyahut bu suçun belirli kul, hastane, buna benzer kamu kurum kuruluşlarına 200 metreden yakın mesafelerde işlendiği durumda da cezanın alt sınırı olan 10 yılın ceza yara oranı da arttırılıp 10 yıl verilecek ceza 15 yıla çıkıyor. Bu şekilde durumlar meydana geliyor. TCK 188.3'ten örnek vermek gerekirse esrar maddesi ticaretinden ceza alan esrar maddesi sentetik madde içerisine girmediği için diğer maddelerden ayırıyorum. Bu yasa dışı esrar kenevir maddesi ticareti suçundan ceza alan kişi ilk önce 10 yıl cezalandırılır. 10 yıl ceza aldıktan sonra ihal durumu varsa 6'da 1 oranında indirim yapılır. 6'da 1 oranında indirim yapıldıktan sonra ceza 8 yıl 4 aya düşer. 8 yıl 4 aya düştükten sonra herhangi bir etkin pişmanlık hani buna benzer bir durum yoksa kişi 8 yıl 4 ayla cezalandırılır. Bu durumu bu suçun 18 yaşından küçüklere satışı, okul, hastane buna benzer yerlerde buna benzer yerlere 200 metreden yakın mesafede işlenmediği durumlarını söylüyorum. Lakin madde, sentetik madde dışı esrar maddesi olsa dahi bu suç hastane, okul çevresinin 200 metreden yakın mesafede ve 18 yaşından küçüklere işlenirse satış şeklinde, hani ticaret şeklinde ceza yine yara oranında arttırılıyor. Sentetik maddelerde ise kokain ticareti, metamfetamin yasa dışı madde ticareti, bozmorfin buna benzer eroin maddesinin ticaretinde bu maddeler sentetik madde içerisine girdiği için ilk önce
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından 10 yıl ceza verilir. Bu madde sentetik madde olduğu için ceza yarı oranında arttırılır. 15 yıla çıkar. Kişinin ihlal durumu varsa ceza 6'da 1 oranından indirilerek 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılır. Verilen durumlar bu şekilde. Yaşanılan durumları anlatıyorum. Bu suçların cezaevinde yatar durumu ise uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza alan kişinin kapalı cezaevinde yatar durumu 1 yıl 3 ay oluyor. 1 yıl 3 ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra bu suç 10 yılın altında olduğu için 8 yıl 4 ay ceza alan kişi 1 yıl 3 ay kapalı cezaevinde yatıyor. Kapalı cezaevinde yattıktan sonra açığa sevk ediliyor. İzinler devam ediyorsa şu an izinlerin devam etme durumu 2023 Temmuz ayına kadar. Devam etme durumu ile alakalı şu an net bir bilgimiz yok. Tekrardan uzatılma durumu olursa izinler. Hani bu durumları da paylaşırız. İzinler devam ettiği sürece açık cezaevine sevk edilen kişi o şekilde serbest bırakılma durumu oluyor. Özellikle biz 8 yıl 4 ay hapis cezasını en fazla bu esrar ve kenevir yasa dışı madde ticaretlerinde yaşadığımız durum. Lakin şöyle bir durum var. Esrar yasa dışı uyuşturucu maddesi sentetik madde değil. Sentetik madde olmadığı için TCK 188.3'e istinaden alt sınır 10 yıl ceza verilip 6'da 1 oranında indirilme durumu, ihal durumu varsa 8 yıl 4 ay indirilme durumu oluyor. Lakin TCK 188.4'te buna benzer kokain maddesi, başka sentetik madde, eroin, metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretleri, uyuşturucu madde ticareti suçu sabit görülen sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından ilk önce 10 yıl ceza veriliyor. 10 yıl ceza verildikten sonra 15 yıla çıkartılıyor. Bu madde sentetik madde olduğu için yara oranında arttırılıyor. 10 yıldan 15 yıla çıkartılıyor. Suçu sabit görülen kişinin ihlal durumu varsa 12 yıl 6 ay yanıyor. 12 yıl 6 ayın kapalı cezaevinde yatar da 5 yıl 7 ay sürüyor. Kişi bu suç 10 yıldan daha yüksek olduğu için 10 yıldan daha az uyuşturucu madde ticareti suçuna istinaden infazı çok daha ağır oluyor. Anlattığım gibi 8 yıl 4 ay ceza alan bir kişinin kapalı cezaevinde yatar durumu 1 yıl 3 ay olduğu halde 12 yıl 6 ay uyuşturucu madde ticareti suçundan ceza alan kişinin kapalı cezaevinde yatar durumu 5 yıl 7 ay durumuna çıkabiliyor. Bu sebeple 10 yıldan daha az cezalarla 10 yıldan daha fazla cezalar arasında cezaevinde yatar durumlar arasında büyük fark var. Biz ağır ceza davalarına bakan, avukatlar olarak hani bu durumları çok göz önüne alıyoruz. Bu durumlara istinaden savunmalar yapılıyor. TCK 188.3 maddesine istinaden uyuşturucu madde suçlarında cezaevinde yatar durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Uyuşturucu suçları katalog suç tipine girdiği için mal varlığına yönelik nitelik dolandırıcılık, basit dolandırıcılık, hırsızlık, buna benzer suçlar gibi adi sıradan suçlar değil. Adi sıradan suçların katalog suçlara göre infazı daha hafif. Bu durumu açıklamak gerekir. Şu şekilde toparlayalım. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanan kişi daha önceden 5 yıllık denetim süresi veya erteleme süresi yoksa çoğunlukla uyuşturucu madde kullanma suçlarında daha önceden bir tutuklu dosyası, bir hükmü, buna benzer bir durum yoksa uyuşturucu madde kullanma suçlarında cezaevinde yatar durumları çok gördüğümüz durumlar değil. Çünkü kurumlar uyuşturucu madde kullanan kişileri belirli 5 yıllık erteleme süresi ve 1 yıldan maksimum 2 yıla kadar denetimli serbestlik sürelerine tabi tutarak hayata kazandırmaya çalışılıyor. Bu durum önemli. Uyuşturucu madde ticareti suçları ise sentetik madde ile sentetik olmayan esrar maddesi arasında belli esrar kenevir maddesi arasında farklar oluyor. Sentetik madde ticareti suçunda bu uyuşturucu madde ticareti suçunun TCK 188.3 alt sınırı 10 yıl. Bu madde sentetik madde olduğu için yara oranında artılıyor. 15 yıla çıkıyor. 15 yıldan ihlal durumu varsa altta bir oranda indirilme durumu oluyor. 12 yıl 6 aya iniyor. Lakin sentetik madde olmayan esrar kenevir maddesi gibi bu yasa dışı maddelerin ticaretinde ise bu esrar kenevir maddesi, esrar kenevir yasa dışı uyuşturucu maddesi sentetik madde olmadığı için ceza yarı oranında arttırılmıyor. 10 yıl ceza veriliyor. 10 yıl ceza verildikten sonra ihlal durumu varsa 6'da 1 oranında indirilip 8 yıl 4 aya iniyor. Lakin madde, sentetik madde olmasa bile örnek vermek istiyorum. Hani esrar yasa dışı uyuşturucu madde suçu kamu kurum kuruluşlarına, hastanelere,
veyahut okullara 200 metreden yakın mesafede veyahut bu suçun ticareti 18 yaşından küçük kişilere karşı işlenirse hiçbir şekilde bu suçun ceza yarı oranında da arttırılır. Ceza 8 yıl 4 ay cezayla 12 yıl 6 ay cezanın cezaevinde yatar durumu açısından çok büyük farkı var. Çünkü 8 yıl 4 ay ceza alan kişinin kapalı cezaevinde yatar durumu 1 yıl 3 ay, 12 yıl 6 ay ceza alan veya daha fazla ceza alan kişinin minimum kapalı cezaevinde yatarı 5 yıl 7 ay dolaylarında oluyor. Hani bu durumlara önem arz etmek gerekir. Uyuşturucu madde suçlarında yatar durumları bu şekildedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.